Başlıyor muyuz? Hoş geldiniz tekrar. Bu yapay zeka bayağı bir süredir gündemde, bütün dünyanın gündeminde. Birkaç değişik yaklaşım var bu gündeminde tutanlardan. Biraz sonra anlatacağız. Moda olduğu için konuşanlar var. Hani senin yapay zekan var mı? Bende 3 tane var. Sende kaç tane var? Ne zaman geçeceğiz falan diye böyle. Moda olarak devam ediyor. Bir yapay zekadan korkanlar var, ödü patlayanlar var. Bir çok önemli değil diyenler var. Çok değişik yaklaşımlar var yapay zeka ile ilgili. Ama önemli olan bir şey var ki, çok önemli olan bir şey, geleceğimizi şekillendirecek. Hatta şekillendirmeye başladı. Yapay zeka kullanmaya ne zamandan beri başladık diye bir soru sorsam cevap verecek var mı? Dünyanın ilk yapay zeka örnekleri. Yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı'nda Alman çözmeye çalışıyor. O çok bilinen. Daha geriye gidelim. Mesela 1900-1800'lere 1700, 1600, 1500, 1400 milattan önce, evet. 1834'te ilk programlamayı yapan bir programlamacı, Edelon diye, o zamanlarda programlamacı. Daha eskilere gidebilir miyiz yapay zeka ile ilgili? Satranç makineleri var. Evet. Daha? Abaküs. milattan önce abaküs kullanılmış zaten. Ege Denizi'nde bulundu. Evet, sizi yormayalım. Vaktimiz de sınırlı. Şimdi tabii ben en azından kendi adıma Sayın Özel duymasa bile teşekkür etmek ve bahsetmek istiyorum kendisinden. Herhalde haberleri izlediniz değil mi? Dünyanın çok önemli bilim insanlarından birisi kendisi. Şu notlarımı da alayım yanıma. Ne yazık ki basınımızda yeterince yer almadı. Doğal yani, o kadar da garipsemeyelim. Kendisi uzun yıllardır NASA'da çalışıyor. Bir ekip var, o ekibin içerisinde 13 tane teleskop kullanılarak simüle edilerek çekilmiş bu kara deliğin resmi. Çok da kolay değil yani, oldukça zor bir şey. Bize mesafesi 53 milyon ışık yılı uzaklıkta. Yani ışık hızıyla gitmeye kalkarsanız 53 milyon yılda varıyorsunuz oraya. Peki nasıl ölçtüler derseniz, yani fotoğraf çektiler derseniz, 53 milyon yıl önce yola çıkıp gelen ışığı yakaladıkları için. Zaman zaman konferanslarda çok fazla sözünü ediyorum. Gökyüzüne bakılarak gelecek tayin edilemez. Geleceği göremezsiniz. Gökyüzüne bakınca geçmişi görürsünüz ancak. Evet, bu bilimsel gerçek. Bu kara deliğin çapı 40 milyar kilometre çapında. Yani 40 milyar kilometre çapında, devasa bir uzaklık tabii. Hayal etmek çok önemli bir şey. Ünlü bir yazar var. Muriel Rukeyser diye, 1880'de vefat etti. The universe is made of stories, not of atoms diye bir lafı var. Ünlü bir yazar bu. Hakikaten evren öykülerden oluşmuştur, atomlardan değil diye. Hayal etmemiz gerekiyor. Şimdi ben bu artırılmış gerçeklikten artırılmış zekaya şeyini hazırlarken son eklemeliği Bayan Özel'i yaptım. Dün ekledim onu. Yani sürekli update ediyorum. Yapay zekayı da pek kullanmamaya çalışacağım. Çünkü artırılmış zeka biraz daha uygun düşüyor sanki. Sürekli geliştirildiği için. İzleyeniniz var mı bilmiyorum. Ready Player One Başlat diye bir film vardı. Seyrettiyseniz bu filmle başlamak istiyorum. Bunun benzeri çok fazla. Oldukça yeni bir film. 2018 yapımı. Meşhur yönetmen Spielberg'in bir filmi. Ben iki defa izledim ve not alarak izledim. Çok güzel bir film.
bir macera filmi fakat çok önemli ipuçları veriyor bize. 2045 yılı sonlarında dünya yüzeyindeki birçok şehir eskimiş araba ve elektronik eşyaların bulunduğu kenar mahallelere dönüşmüş. Zaten bu tür bilim kurgu filmlerinde dünya mahvolmuş bir vaziyette. Harabeler var, yıkılmış evler var. Nuh filmini seyretmişseniz o da öyle bir gri gökyüzüyle başlıyordu. Peki bunlar ne yapıyorlar? İçerisinde yaşamanın keyif vermediği böyle bir dünyada Oasis adında ki çok oyunculu, çevrim içi bir oyun oynuyorlar sürekli. Bunun içerisindeler. İnsanlara içerisinde yaşadıkları dünyadan kısa da olsa bir kurtuluş sunuyor. Yani canınız çok sıkılıyor, moraliniz bozuluyor, depresyona giriyorsunuz. İşte uyku hap alıyorsunuz, yatıyorsunuz. Bari bir rüya göreyim de hani rahatlayayım diye. Ama rüyada tabii bir karabasan da olabilir. Yani değişik bir rüya da olabilir. Ve böyle bir dünyanın içerisindeler. Ve sanal olarak dünyanın içerisindeler. Bir kabindeler. Bu kabinin içerisinden oyun oynuyorlar sürekli olarak. Farklı kimliklerde de olabiliyorlar bunlar. Farklı cinsiyetlerde. Bu filmi seyreden kaç kişi var? Birkaç kişi var evet. Yani tekrarlasam sıkıntı olmaz. Sınırları insanların kendi fantazilerine terk edilmiş bu oyun içerisinde kazanılan madeni paralar. Şimdi madeni para diye çevirdim. Ben coin diyor buna. Jeton demek pek şey oyun hoşuma parası. Gitmedi. Efendim? Oyun parası. Oyun parası. Belki öyle de olabilir. Bu paralarsa para kazanıyorlar. Bu paralarla sanal alışverişte de bulunabiliyorlar. Hakiki şeyler de alabiliyorlar. Bunun önemli tarafı Oasis oyuncusunun kurucusu ve programcısı Holiday diye birisi. Çok zeki bir adam bu. Bir vasiyet bırakıyor. Öldükten sonra işte bu oyun içerisinde tehlikeler açıp 3 tane anahtarı bulursanız işte büyük bir hazine kazanıyorsunuz falan böyle. Böyle bir, ama bunun da bir borsası kurulmuş. Yani borsa da var. Borsayı da bir kötü adam yönetiyor. Ailesini küçük yaşta kaybediyor Wade Watts. Gerçek dünyanın sıkıntılarından kaçmak için o da bu oyunun içerisine giriyor. Sanal dünyadaki yani kendi karakteri Parzival isimli bir karakter. Resimde görüyorsunuz sağ tarafta bana göre. Size göre yok burada değil pardon öbüründe. Asıl görüntüsü bu delikanlının. Katıldığı sanal yarışlardan para kazanıyor. Sanal silah alıyor. Ama gerçekte bir giysi alıyor kendisi. Bir şeyin içerisinde, karavan gibi bir minibüsün içerisinde. Diğer önemli karakter, bayan karakter de Artemis. O da sanal dünyada bir başka görünüşte. Bu böyle devam ediyor. Tabii genellikle kazanılıyor. İşte hazineyi ele geçiriyor, kötü insanlarla baş ediyor falan. Ama önemli olan burada sürekli olarak sanal bir dünyanın içerisinde yaşıyorlar ve bütün sıkıntılarını bu sanal dünya içerisinde çözmeye çalışıyorlar. Aslında çözemiyorlar ama büyük de bir mutluluk duyuyorlar. Çok eski yıllarda insanlar hayallere dayanarak, kendinden geçerek böyle şeyler yaparlardı. Şimdi insanlığın geleceğe kuşkulara yol açan yaklaşımlar var. Yani şimdi gelecek konusunda insanlar büyük kuşkular içerisinde. Fakat eski antik dönem şiirlerini okursanız milattan önce işte 3000 yılında Mısır şiirleri var. Mısır döneminde yazılmış. O şiirlerde de çok karamsar insanlar var. Orada da bahsediyor işte zenginler çok zengin oldu, fakirleri unuttular. Biz ne yapacağız? Çok sıkıntı çekiyoruz. İşte aşk acısı içerisindeyim. İşte başıma şu geldi, bu geldi diye. Yani aşağı yukarı aynı şeyler orada da var. Çünkü insan aşağı yukarı 60 bin yıldır değişmedi bilim insanlarının söylediğine göre. Yani en son hangisi Homo sapiens miydi düşünen insan? Tabii kuşkularımız var, depresyona giriyoruz, çok fazla kaygılarımız var. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi sizin de çoğunuzun çok iyi bildiği The Imitation Game diye bir film var. Çok güzel de bir filmdi. Ben bazı filmleri çok fazla not alarak izliyorum. Bu aslında Alan Turing'in hikayesidir. Gerçek bir şey, hikaye. The Enigma diye. Burada Alan Matheson Turing, matematikle savaş kazanan adam diye de bir başlık var böyle değişik yerlerde. Peki bu 12 doğumlu, Londra'da doğmuş,
hesaplanabilir sayılar karar verme problemlerinin uygulamasıyla ilgili makale yazmış. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların şifrelerini çözmek için uğraşmış. Hakikaten de çözmüş. 1954 yılında da siyanür enjekte edilmiş bir elma yiyerek vefat etmiş. Bir tabii rivayet var. Apple'ın ambleminin onun son ısırdığı elma olduğu da söylenir. Ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Şimdi Turing'in önemi çok fazla. Çünkü bir varsayım üzerine kurulmuş bir test var. Duyanınız var mı Turing testine? Turing testi çok önemli bir test. Şimdi bir orada beyefendi var bilgisayarın başında. Paravanın arkasında da iki tane odada iki kişi var. Bir tanesi gerçek kişi, bir tanesi de bilgisayar. Yani yapay zeka. Bu kişi, bu beyefendi sorular soruyor. Sorduğu sorulara cevap veriyorlar. İkisi de insan olduğunu iddia ediyor. Eğer yapay zeka kendisinin insan olduğuna ikna ederse Turing testi başarılmış oluyor. Bunun çok şey böyle kaba bir kısmı başarılmış. Yani onu programa almadım, eskidi. Çünkü çok çabuk eskiyor haberler artık. Ama tam anlamıyla daha Turing testi pek geçilmemiş durumda. Şimdi piyasada çok fazla kitap var bu konularda. Bunlardan bir tanesi meşhur Ray Kurzweil. Çok önemli bir insan biliyorsunuz. Epeyce bir kitabı Türkçe'ye çevrildi. Bu 1990 yılında yazdığı bir kitap var. The Age of Intelligent Machine diye, akıllı makineler çağı diye çevrildi. 90'lar ve 2000'ler için kapsamlı öngörüler içeren kitap 21. yüzyılın ilk yarısında makinenin zekasının atası, insanın zekasından ayırt edilmez durumu karabasanı ile bitiyor. Yani tam bir karabasan. Yani eyvah şimdi bu çok çok tuhaf bir şey tabii, enteresan bir şey. Yani bir şey yaratıyorsunuz ve onu, o yaratığın sizi mahvedeceği korkusu içerisindesiniz. O zaman yapma. Ama yapıyor insan tabii. Böyle bir kitap bu ama çok güzel bir kitap. Diğer bir kitap 1998 yılında yazdığı The Age of Spiritual Machines diye, ruhsal makineler ya da tinsel makineler çağı diye çevrilebilir. İnsan doğasının makine ile insan düşüncesinin birbirine karıştığı noktanın ötesinde nasıl var olduğunu anlatır. Çok iddialı bir laf bakın, yani insan doğasının makine ile insan düşüncesinin birbirine karıştığı noktanın ötesinde diyor. Yani bir hyper realiteden bahsediyor. Diğer bir kitabı var, 2005 yılında yazdığı. Bu The Singularity is Near diye çok meşhur bir kitap. Çok şöyle kalın bir kitap bu. İnsanlık 2.0 diye tercüme edildi. Tekillik nedir diye soruyor burada Singularity. Teknolojik değişim hızının insan yaşamını geri dönülmez biçimde dönüştürecek kadar yüksek olacağı, değişimin etkilerinin de bir o kadar derinleşeceği, geleceğe ait bir dönem deniyor. Yani artık iyice hyper'ın ötesinde, ultra hyper bir hale gelmiş bir vaziyette. Peki böyle bir varsayım var, time'a kapak 2045 yılında. Tekillik biyolojik düşüncemiz ve varlığımız ile teknolojimizin birleşmesinin doruğunu temsil edecek. Yine insani olan ama biyolojik köklerimizin ötesinde geçen bir dünya ile sonuçlanacak. Tekillik sonrasında insan ile makine ya da fiziksel olan ile sanal gerçeklik arasında ayrım olmayacak. Böyle bir iddia var. Ben burada kendi düşüncemi ilave etmek istiyorum. Makinanın bu kadar yüceltilmesi, değil mi? Sonunda bu bir makina ama akıllı bir makina. Makineyi yüceltiyoruz ama insan vücudu da bir makine. Bu insan vücudunu daha da yüceltmek gerekir aslında. Daha çünkü insan vücudunda keşfedilmedik birçok şey var. Geçenlerde bir, evvelki sene mi geçen sene bir organ keşfedildi, küçücük bir şey içeride. Anatomi hocaları hala vücutta yeni bir kemik falan bulabilir miyiz diye uğraşıyorlar ki nitekim genç bir bilim insanı İzmir'de şimdi Ege Üniversitesi'nde o yeni bir kemik bulmuştu kendi ismiyle. Yani makina hayranlığı devam ediyor. Şimdi tabii bu çalışmalar devam ederken Dmitri Itzkov diye bir Rus var. Human Immortality Project diye bir projesi var bunun. Ciddi bir proje. Yani insan ölümsüzlüğü projesi. Rusya'da internet gazeteciliği zengin olan 31 yaşındaki girişimci 100 bilim
adamı kiralayarak insan zihnini robotlara nakletmek için girişim başlatmış bir vaziyette. Çok ciddi bir girişim. Pentagon da destek veriyor buna. Avatar filminden esinlenen genç Rus milyoner ölümsüzlüğe ulaşmak için girişim başlatmış bir vaziyette. Bayağı ciddi, bir büyük bir proje. Dmitri Istkov'un projesinin kilometre taşları şunlar. Okunuyor değil mi? Okuyabiliyorsunuz. 2015 ile 2020 yılı arasında insan vücuduyla bu BCI, Brain Computer Interface demek. Yani insan beyin arası bir arayüzü, biraz sonra bahsedeceğiz ondan. Onu gerçekleştiriyorlar. İşte önce beyni naklediyorlar. Adım adım gidiyorlar. Sonra işte insan zihnini naklediyorlar. İnsan zihnini naklettikten sonra o insanın hologramı oluşturuluyor. Şimdi bakın, etik problemleri bir tarafa bırakın, hukuki, legal problemler var. Yani şimdi mesela beni tamamen bir hologram halinde 2045 yılında kopyaladılar. Bir Mehmet kesim daha var orada. Ben öldüğüm zaman o hayatta devam ediyor. Acaba şimdi benim oğluma benim mirasım kalacak mı, yoksa o mu devam ettirecek? Yani onun için hukuk alanında büyük problemler var. Şimdiden aramızda hukukçu yok herhalde. Hukukçuların çok ciddi çalışması lazım bu tür konularda. Evet, şey olarak pesimist olanlar var. Yani bu işten rahatsız olanlar var. Elon Musk bunlardan bir tanesi. Medeniyet olarak karşılaştığımız en büyük risk yapay zeka olabilir. Yapay zeka Kuzey Kore'den daha tehlikeli diye bir sözleri var. Böyle ki Elon Musk söylüyor bunu. Ama ticari kaygılar mı söylüyor, hakikaten korkuyor mu bilmiyorum. Elon Musk bir derece, ama Stephen Hawking de böyle. O da rahmetli oldu biliyorsunuz geçen sene. Makineler bir süre sonra insanlardan daha aktif olacak ve dünyayı yönetebilecek bir konuma gelecek. İnsanlık acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulmalı ve buralara yerleşmeli. Çünkü artık geri dönülmez bir noktaya geldik. Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve dünyamız çok küçük. Artık kendimize zarar verme raddesine geldik diyor. Şimdi bu dünya nüfusunun artması ve değişik şekillerde dünya nüfusunun çoğunun ortadan kaldırılması projeleri var. Bunlardan bir tanesi Cehennem adlı filmdi, hatırlıyorsunuz. Seyrettiniz mi onu? Evet, kimindi? Dan Brown'undu galiba, değil mi? O müthişti, hatta İstanbul'da falan da geçiyor, Yerebatan Sarayı'nda. Yani öyle bir virüs şey geliştirmiş ki, mikrop diyelim. O patlatıp işte milyarlarca insan ölecek, kalanlar daha rahat yaşayacak diye. Böyle de projeler var. Şimdi tabii bir de insanlığın geleceği için iyimser yaklaşımlar var. Ben de iyimser yaklaşımda bulunan insanlardan bir tanesiyim. Peki neden iyimser yaklaşımda bulunacağız? Nedenleri var. Bir kere yapay zeka ile boy ölçüşmeye kalkmamamız lazım. Yani böyle bilek güreşi yapıp ondan boks yapıp işte seni yeneceğim falan diye. Yani insanın kendi pişirdiği pastayla börekle kavgası gibi bir şey bu yani. İşte öyle tatlı, lezzetli oluyor ki kıskanıyorsunuz. Vay canına, sen lezzetli olamazsın falan diye biraz da espri yapmak istiyorum, böyle bir şey. Kavga ediyorsunuz. Niye kavga edelim? Boy ölçüşmeye gerek yok. Biliyorsunuz bu Michelangelo'nun meşhur Tanrı'nın Adem'i yaratma tablosudur. Sistine Şapel'in tepesindedir, Vatikan'da bu. Çok da güzel bir tablodur bu. İşte yapay zekanın yaratılışı var. Onu da insan yarattı yapay zekayla. Yani Tanrı insanı yarattı, insan yapay zekayı yarattı. Peki ne yapacağız o zaman? El sıkışacağız. Yani barış demiyorum. Yani el sıkışacağız, böyle bir ortaklaşa hayat içerisinde gitmemiz lazım. Toslaşmayacağız, kafa kafaya gelmeyeceğiz, baş başa vereceğiz. Yani şimdi öyle senaryolar var ki, değil mi? Bizi mahvedecek falan, hadi işte ortadan kaldıralım yapay. O zaman yapmayacaksın yapay zeka. Böyle bir şey var. Diğer birisi, karşılıklı iletişim kurmak zorundayız. Çünkü yapay zekayı programlayan biziz. Yani algoritmaları oluşturan biziz, kodları yazan biziz. Tamam, o kendi kendini öğreniyor ama siz ona öyle bir algoritma hazırlıyorsunuz ki yaptığı hataları bir daha yapma diye algoritma oluşturuyorsunuz. O da o hataları yapmıyor yani. Siz yapma deyince yapmıyor. 3 robot yasası var, İsaac Asimov'un, biliyorsunuz. Ben almadım onu.
biraz SPO dediğim gibi. Birlikte çalışmak gerekiyor. Yani bir problem çözemezsiniz, canınıza çağıracaksınız. Robot gel bakayım otur işte şu türevi alamadım, işte şu problemi çözemedim. Şuradan girsek buradan çıksak falan diye böyle. Artırılmış zeka aslında şöyle bir şey yani. İnsan var, artırılmış zeka var. Bir de human intelligence dediğimiz işte, augmented intelligence dediğimiz. Benim konferansımın aslında ana konusu bu yani. Artırılmış zeka ile konuşmamız lazım. Bir başka deyişle şöyle. Yarın beyninizin diyelim ki Allah göstermesin bir tarafında bir sıkıntı oldu. Artırılmış zeka ile yani beyninizin yarısı artırılmış zeka olabilir. Olamaz mı? Olur. Yani çünkü beyinde bir organdır. Şimdi biliyorsunuz implant falan takıyorlar hani beyne sensörler falan işitmek falan için. İşte böyle bir şey. Biz robot mu? Hayır, insan. Ama biraz da burada tabii şey var, espri var. Sinerji yaratmamız gerekiyor. Yani makinalarla kendi aramızda sinerji yaratmak mecburiyetindeyiz. Peki artırılmış zeka nasıl bir şey? Aslında insan tarafı var, makine tarafı var. İnsan tarafında insanın bir hafızası var, algısı var, sezgisi var, problem çözme durumu var ve karar verme durumu var. Makinada da makine öğrenmesi diye bir şey var. Bu machine learning mühendisler çok fazla çalışıyorlar bunların üzerinde. İşte diyalog var, karşılıklı görüşme var. Var yani birçok şey var. Yani insan gücünün yetemediğini bunlara yaptırıyor. Artırılmış zekanın esası aslında bir karışımdır. Yani insanla makinenin karışımıdır. Şimdi bu konuştuğumuz konular 4. Endüstri Devrimi'nin konuları. Siber fiziksel sistemlerin kullanımı. Peki bu siber fiziksel sistemler kullanana kadar ne oldu? Endüstri 1.0'da mekanik bir dönem vardı. Makineler vardı. Endüstri 2.0'da kitle üretimi vardı. Mass production dediğimiz. Yani işte bir sabun yapıyorsunuz 1.000.000 tane. İşte konserve yapıyorsunuz 500.000 tane falan. Araba yapıyorsunuz 10.000 tane böyle kitle şeklinde üretim yapıyorsunuz. Tabii o dönemin yaklaşımıyla da böyle mass production yapacak insanları yetiştirmeniz lazım. Yani mekanik dönem anlayışı diyoruz biz bunu. Yani modern dönem anlayışı diyoruz. Endüstri 3.0'da da otomatik makineler var. Yani robotlar var ama bugünkü gibi değil. Otomatik makine çok fazla. Yani ta 50'lerden 40'lardan beri otomatik makineler var. İşte çamaşır makineleri var. Hele günümüzdekiler iyice yapay zekalı çamaşır makinesi oldu. Endüstri 4.0'da da işte akıllı fabrikalar var. Akıllı fabrikaların ne olduğunu biraz sonra kavram olarak açıklamaya çalışacağım. Bu Charlie Chaplin'in filmleri çok güzeldir. Bilmiyorum siz izlediniz mi ya da izlemekten hoşlanıyor musunuz? Ben iletişim doktorası da yaptığımız için biz çok fazla izledik o dönemi. Charlie Chaplin çok başarılı bir oyuncudur ama herhalde senaryoyu yazanlar ondan daha da başarılı. Bu filmlerinde biliyorsunuz dişlinin bir çarkı, yani bir parçası, pardon, çarkın bir dişlisi olarak hep kendini ortaya koyar. Günümüzde de böyle bir taraf bir durum var. Yani robot üretiyor. Bunu da çok büyütülecek bir tarafı yok yani. Robot üretir tabii. Programlarsanız üretir. Hiçbir şey yapmazsınız. Her türlü şeyi hazırlarsınız. Hatta birkaç ay önce robotlar yemek yapıyorlardı. Sadece garson servis yapıyor. İki tane kol var. Malzemeleri de koymuşlar. O neyi ne kadar kaç gram alacağını biliyor. Karıştırıyor falan yapıyor. Çok sıcak hazırlıyor. Bir tabağa döküyor. Onlar da servis yapıyorlar. Böyle bir durum var. Ama asıl önemli olan şöyle bir tablo var. Bu tablonun bazı görüntülerini Aysun hazırladı sağ olsun. Ben ilaveler de yaptım üstüne. 2007'ydi ama eline sağlık. Bu ne kadar okunuyor bilmiyorum. Şimdi burada çok önemli bir eğri var. Bu Hypercycle for Emerging Technologies diye. Yani ortaya çıkan teknolojileri her yıl bir değerlendiriyorlar böyle. Çok güzel bir değerlendirme bu. Şimdi burada bir alan var, okunuyordur herhalde sanırım. Innovation Trigger diye bir alan var. O alanın içine girenler var. Yenilik tetikleyicisi diyoruz biz buna. Yani çok yeni çıkmış bunlar.
İşte biraz sonra söyleyeceğiz nelerin olduğunu. Beklentilerin üst noktası var. İşte en tepede neler var? Digital Twin var mesela, dijital ikisi var. Çok fazla beklentimiz var. Fakat her yılın eğrisi de bir önceki yılı tutmuyor. Bunların bazıları bir önceki yıllarda yok. Yani çıkmış saman alevi gibi, bir daha üzerine durulmamış. Bir böyle aşağı iniş var biliyorsunuz. Buna True of Disillusionment deniyor. Yani hayal kırıklığı oyu deniyor buna. Yani böyle tepeye çıkıyor, inmeye başlıyor. Hayal kırıklığı, yani çok fazla bir şey de bekleyemiyorsunuz. Bu teknolojinin uygun olmadığından değil. Yani ekonomik değeri olmayabilir, satamayabilirsiniz, para kazanamayabilirsiniz. Masraflarınızı çıkaramayabilirsiniz, Ar-Ge masraflarını. Bir de aydınlanma yokuşu var. Hafif yokuşa çıktığınız zaman böyle şu eğri, yani şurası. Bir de sonunda üretkenlik vadisi var. Artık kalan sahalar bizimdir. Yani burada kalanlar devam etsin diye. Bu üretkenlik vadisinde, aydınlanma yokuşunda 2017'de virtual reality vardı. Virtual reality 2018'de yok. 2019'da ne olacak bilmiyoruz. Çünkü 2019'un eğrisi belli değil. Böyle bir manzara var. İşte buradan yola çıkarak burada da açıklamaya çalıştım. Bakalım neler varmış. Yenilik tetikleyiciler, yani en son çıkanlar ve kaç yıl sonra bunlardan bir şey bekleyeceğiz. Yani ne zaman yürürlüğe girecek bunlar. İşte biotech cultured or artificial tissue, yani yapay biyokültürlü teknolojiler. Yani ne bu? Tissue dediğimiz doku ve benzeri birçok şey yapılabilecek. Yapay işte deriden tutun da birçok dokuyu üretebileceksiniz. Evet. 10 yıldan fazla sürecek ama bu beklenti o. Yani en az 10 yıl ve fazlası. Yani 10 yıl daha bekleyeceğiz de ondan sonra. Şimdi peki bunları bahsetmemizin nedeni ne? Siz gençlere özellikle şimdiden tedbirinizi alın. Neye yatırım yapacaksanız, neyin öğrenimini görecekseniz, neyin eğitimini yapacaksanız onun için anlatıyoruz. Yani 10 yıl önceden. Peki bu yenilik tetikçilerinden bir tanesi Flying Autonomous Vehicles. Yani uçan özel araçlar bunlar. Kendi kendine uçacaklar bunlar. Siz binecekseniz hadi beni işte Ankara'ya götür diyeceksin. Ankara'da şuraya indir diyeceksin. Sen gazeteni alacaksın. İşte kahveni içerken götürüp oraya indireceksin. Böyle bir şey. Tabii bu trafiği kim sağlayacak bilmiyorum. Yani bunun gibi en azından 500 tane otomatik makine uçacak. Bunun bir trafik kontrolü lazım. Hava trafik kontrolü. Bunlar yoksa tostlar birbirine. Onun gibi. O da ayrı bir şey. Öyle. Gene bu yenilik tetikçilerinden bir tanesi akıllı tozlar. Smart dust. Akıllı tozlar. 10 yıldan fazla süre istiyor. Peki bunlar ne? Hakikaten gözle görünmeyecek kadar böyle parmağın ucundaki bir toz taneciği gibi. Bunlar robot. Böyle binlerce falan bir yere atacaksınız. Git orada size veri gönderecekler. İşte salgın hastalıkların olduğu yerlere atabilirsiniz, bir şey olabilir. Mesela buraya atabilirsiniz, göremeyiz biz. İşte ne konuşuluyor falan, kamera koymaya falan gerek yok ki hiç öyle. Hani gizli ses kaydı yapayım bilmem. İşte bir de değişik açılardan çekim yapacaklar onlar. 360 derece düşünebiliyor musunuz? Böyle üstten, alttan, sağdan, soldan, her yerden. Bir de hologramını oluşturacaklar odanın. İşte burada bir şey yapılacak. Kamera çekecek, canım o yanlış bakmış, ben öyle yapmadıydım işte açısına girmedim diye. Onlar dedi ki yok biz 360 derece çektik bak öyle değil diye. Bence kullanışlı bir şey ama ne kadar sürer bilmiyorum. Bir bilgi ağı oluşturacak. Pile ihtiyaç duymuyorlar. İhtiyaç duyduğu enerjiyi doğadan alıyor bunlar. Ağa bağlı mikro elektromekanik sensörlere sahipler. Görülmesi çok zordur. Askeri alanda, deprem çalışmalarında falan birçok yerde kullanılır bu. Şimdi bunu deyince aklıma Matrix filmi geldi. Buraya almadım onu. Matrix'i de böyleydi biliyorsunuz. İnsanlar bir yapay zeka oluşturuyorlar. O yapay zeka sonra insanların enerjilerini alıyor. Öyle değil mi? Çünkü kendilerine enerji lazım. Fakat sonra bunları yok etmeye çalışıyorlar. Güneşi karartmazlarsa enerjilerin olmayacağını falan. İşte isyan edenler var. Orada bir tane kahin var falan. Çok dikkatli okumak lazım. O Matrix filmi bile en azından bir 5 haftalık ders konusu ya da yarım dönemlik bir ders konusu. Artificial General Intelligence var, yani genel yapay zeka var. Şimdi Artificial Intelligence dediğimiz zaman özel denmiyor ama belli bir şeye böyle kanalize edilmiş yapay zeka, sadece onu yapıyor. Ama genel zeka, kuvvetli yapay zeka veya genel amaçlı bu. İnsan beyninin ve sinir sisteminin modellenmesi üzerine dayanıyor.
yapay zeka günümüzde henüz genel amaçlı olarak değil de belirli alanlar için kullanılıyor. Yani daha insanlık ya genel yapay zeka çalışmaları var. Daha ortada da fazla da bir şey yok. 10 yıldan fazla süreceği söyleniyor daha. Peki bu ne? Bu harika bir şey bu. Duyanınız var mı? 4D printing, 4 boyutlu yazıcılar. Asıl bence bu çok önemli bunların içerisinde. 4D yazıcılar en boy yükseklik girdilerine uzayın 4. boyutu olan zaman girdisini etkiliyor. Fakat bu Einstein'ın bahsettiği zaman girdisi değil. 4. boyut zaman boyutu sürekli değil, etkiye bağlı bir şekilde değiştirme fonksiyonu oluşturuyor. Buradaki şekil değiştirme fonksiyonunda zaman, ışı, ısı, nem gibi değişkenlere ifade ediyor. Yani 4D yazıcı akıllı ve programlanabilir malzeme kullanarak bastığınız ürün sizin dışarıdan bir müdahaleniz olmadan ortam koşullarına göre kendini ayarlayabiliyor. Şimdi bir tane örnek gösterelim. Video izleniyor galiba değil mi? Ses duyuluyor mu? Bir şey imal ediyorsunuz, bir ısıya ya da suya karşı geliyor, şekil değiştiriyor. Mesela bir sandalye imal ediyorsunuz, düz, yerden kazanıyorsunuz, hacimden gönderiyorsunuz, bir suyun içine koyuyorsunuz, sandalye şeklini alıyor. Bakın bu şekil değiştiriyor düz olmasına rağmen. Bu sandalye işte önce bu kırmızı gibi, sonra bir şeyin içine koyuyorsunuz, sandalye oluyor. Akıllı yani, programlanabilir bunlar. İşte stent takıyorsunuz damara, damara gittikten sonra açılıyor, kendi açılıyor yani. Hatta bir şeyle sokmanıza gerek yok. Bakın böyle bir parça var, suyun içine koyduğunuz zaman kendi kendine açılıyor. Böyle bir şey bu. İmalat yapacaklara duyurulur. Evet, knowledge graphs'lar var, bilgi grafikleri var. Bu aslında turizmde falan çok kullanılıyor. Eyfel Kulesi deyince aklınıza ne geliyor? İşte yeri geliyor. Ondan sonra orada Bill diye biri varmış, Alice diye birisi ziyaret ediyormuş. İşte Paris'te bir lokasyonmuş, Paris nereymiş, bir şehirmiş. Ondan sonra ne nerede, o Bob nerede, Mona Lisa nerede falan, bütün ilişkilendiriyor burada. Yani bayağı ciddi bir algoritma oluşturuyorsunuz. Mesela turistler için bir şey hazırlıyorsunuz, birinin aklına gelmeyen öbürünün aklına gelebilir diye programlıyorsunuz. Mesela Anadolu Üniversitesi diyorsunuz. İşte Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidiyor ya da Modern Sanatlar Müzesi'ne gidiyor. Ne bileyim, aklına aşağıdaki Havacılık Müzesi gelmiyor. Ama birinin geliyor, var mı diye bastığınız zaman ilişkilendiriyorsunuz. Yani bu ilişkilendirme üzerine dayalı bir şey. Bu da 5 ile 10 yıl alacak. Nöromorfik hardware var. Yani sinirlere, insan sinirlerine benzer çip imal edildi. Yarı iletkenden yapılmış. Beyin sinyal ağlarını taklit eden tümleşik devreler bunlar, entegre devre. İnsan beyindeki nöronların ve sinyal geçişlerini sağlayan sinaps bağlı. Sinaps biliyorsunuz doğrudan dokunan değildir, bir uzantıdır o. Beyni çok çalıştıranların sinapsler daha uzun oluyor, öyle tespit etmişler. Blockchain for data security, veri güvenliği için blok zinciri. Yani biz blok zincirini biliyoruz genel anlamda ama veri güvenliği için çok önemli bu blok zincirleri. Bu da 5 ile 10 yıl arasında bekleniyor. Şu güzel bir yaklaşım, exoskeleton, dış iskelet. Şimdi ayaklarınız güçlü olmayabiliyor, bir iskelet giyiyorsunuz dışarıdan. Bir yük kaldırmaya kalkıyorsunuz. Biliyorsunuz bizde şimdi kuralı var mı bilmiyorum ama Batı'da, özellikle Avrupa'da 50 kilodan fazla çalışanların yük kaldırılmasına izin vermiyorlar. O liftleri kullanıyorlar. Bir dış iskelet giyiyorsunuz, 100 kilo kaldırıyorsunuz falan böyle. Hatta iki kişi koca bir arabayı havaya kaldırıyor böyle dış destekle. Bu özellikle askeri alanda çok uygulanması var. Bunun 10 yıldan fazla bir zaman alacağı söyleniyor. Edge Artificial Intelligence, yani kenar yapay zeka. Şimdi kenar yapay zekada bu kavramlar biraz sıkıntılı. Siz bir iş yaparken bir bilgisayar merkezi bir falan kullanmıyorsunuz. Bir ağ kullanıyorsunuz. Cloud dediğimiz, yani bir buluta gönderiyorsunuz bunu. Bulutla hallediyorsunuz. Mesela normalde arabadaki bir takım şeyleri siz kontrol edebiliyorsunuz ama arabada bir sıkıntı olduğu zaman hemen buluta bağlanıp buluttan anında geri besleme alarak ne yapacağınızı size söylüyor böyle. Şimdi zaten her şeyi bulutta biliyorsunuz, cloud sistemde.
bir araştırma yapacaksınız bile hiç program falan almanıza gerek yok. Bunlar yenilik tetikleyicileri, yani çok gündemde olanlar. Şimdi beklentilerin en üst noktasında olanlar var, hani en tepede olanlar. Çok şey bekliyor insanoğlu. Yeni teknolojilerin ilk tanıtımların yapıldığı, başarı ve başarısızlıkların ilk deneyimlendiği evre. Bunlardan bir tanesi özel sürüş seviye 5. 5'i yazmayı unutmuşum. Şimdi bunun seviye 4'ü var, o düşüşe başladı. Level 4-5 diye gidiyor bu. Birincisinde, ikincisinde, üçüncüsünde, dördüncüsünde ve beşincisinde değişiklikler var, yani otomatik arabaların. Beşincisinde hiç şoför falan yok. Binip gidiyorsunuz. Açıl susam açıl diyorsunuz. Giriyorsunuz, oturuyorsunuz, kemer diyorsunuz, şak diye bağlanıyor. İşte kahve diyorsunuz, kahveniz geliyor. Nereye gideceksiniz? İşte Vişne'yle gideceğim. Hangi sokak? Gül sokak. Hangi numara? Şu numara. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sonra gelince diyor ki, işte Sayın Mehmet Kesim, istediğiniz yere geldik, buyurun çıkın falan diye. Kemerleriniz çıkıyor falan gibi. Tamam, ben biraz karikatürize ediyorum böyle bir şeye. Bu da 10 yıldan fazla sürecek. Yoksa otomotiv endüstrisini allak bullak edersiniz yani. Hala standart arabalar yapılıyor. Diğer şey, conversational artificial intelligent platform, konuşmalı. Bunu siz biliyorsunuz, hani Siri falan vardı. Bu da hala deneniyor yani birçok yerde, çok da bildiğimiz, aşina olduğumuz bir şey. Self-healing system teknoloji, kendi kendini iyileştiren sistemler var. Kendi kendini, mesela akıllı bir kaporta düşünün arabada. Yani programlanmış akıllı bir kaporta, bir yere çarptınız yamuldu. Hadi diyorsun kendi kendini tamir et. Fıs fıs falan böyle işte boya püskürtüyorsun. Boya püskürtü kendine geliveriyor. Yani tabii büyük kazalar dışarısında. Bunun dışında kendi kendini iyileştiren şeyler de var. İşte vücudunuza bazı şeyler koyuyorsunuz falan. Hadi diyorsunuz yarayı iyileştir gibi komutlar var. Bu da 5 ile 10 yıl arasında. Diğer bir şey volumetric displays, yani hacimsel gösterimler, böyle 3 boyutlu gösterimler var. Hologram 10 yıldan fazla. Peki nasıl? Cisimler 3 boyutlu holografik görüntü halinde 360 derece. Şöyle bir dakika, buna benim tıklamam gerekiyor ama tabii burada videoyu seyrettiremiyorum maalesef. Neden? Ha, geldi, tamam. Bunun geleceği çok fazla fakat hala tek renkli. Tam avatar da değil işte bu. Evet, şey de var böyle, mesela dedenizi 100 yıl sonra konuşturabiliyorsunuz. Yani fotoğraflarını çekip değişik açılardan. Evet. Gözlüğe falan ihtiyaç yok bunda. Şimdi yayın teknolojilerinde girmek üzere bu. Volumetrik displayler. Yani eğitimde de çok fazla kullanılabilecek bir şey. Bu böyle devam ediyor. Şimdi 5G teknolojisi var. Bu dillerde hep söyleniyor ama ne olduğu da tam konuşulmuyor. 2 ile 5 yıl alacak. Türkiye iyi bir yerden başladı. 3'ten 4'e geçmedi. İyi etti. Çünkü 4.5, 5'in bir alt versiyonu. Şu anda 4.5 kullanılıyor. Hız çok önemli burada. Yeni nesil biliyorsunuz. Ultra HD dediğiniz 4K yayınını buradan mobil sistemlerden yapabileceksiniz. İlk çalışmalar Amerikan AT&T tarafından yapıldı. Çok hızlı. 5G'de mobilden 10, Wi-Fi'den 20 gigabit bölü saniyeye kadar hız sağlayabiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse Galaxy'nin bekçileri mi diyoruz? Guardians of the Galaxy. Efendim? Koruyucuları. Filmini indirmek istiyorsunuz. 3G ile 26 saat sürüyor. Yani orada New York'tan Sydney'e gidebiliyorsunuz yani. Hadi indir diyorsunuz. Gidiyorsunuz daha inmiyor film. 4G'de 6 dakikada iniyor. Yani bir koşma süresi kadar. 5G'de de soruyorsunuz hala inmedi mi diye. 3.6 saniyede inmiş, haberiniz yok. Yani böyle bir şey. Ben bunu
buna bakınca şeyi hatırlıyorum. 30 sene kadar önce vesikalık resmi bilgisayarda indirmeye çalışıyorduk. Sabah açıyorduk bilgisayarı, akşam geliyorduk daha 3'te 2'si tarıyor, render yapıyor falan. Ertesi sabah gidiyorduk, oh inmiş falan diyorduk. Yani böyle bir şey, yani çok hoş bir şey. Şimdi diğer harikalardan bir tanesi quantum computing, yani kuantum bilgisayarları. Bu daha piyasada falan yok, birkaç yerin elinde. Bu kuantum bilgisayar harika bir şey. Şimdi size gerçek sesini de dinleteceğim bunun. Nereye? Evet. Buradan online olarak onlara bağlanabiliyor musunuz? Bağlanmıyor musunuz? Daha yok öyle bir şey. Hocam ben geçen bunlattığım bir video izledim. Evet. Yani hani bazı yerlerden üniversite araştırma üniversite. Olabilir yani, bilemiyorum ama öyle çok da şey değil. Şimdi bu kuantum bilgisayarda normal bilgisayarlar gibi çalışmıyor. Sıfırları birileri değerlendirmiyor bu. Sıfırları birbirleri süperpozuyor, üst üste çakıştırıyor. Hadi buyurun şimdi tahayyül edin, yani 0-1 üst üste nasıl çakışır? Süperpoze deniyor bu. Şimdi süperpoze tüfekler var. Şimdi tabii insanın kafası çok karışıyor. Daha önceki konferanslarda bu kuantum fiziğini anlatırken söylemeye çalışıyorum ama çok fazla da girmek istemiyorum. Çünkü bayağı şey, karışık bir konu. Bir şey üst üste getirilerek nasıl çalıştırılır? Süperpoze. Şey aklıma geliyor, sıfır sayısı. Sıfır sayısı kendi bir hiç olduğu halde kullanmadığınız zaman hiçbir şey yapamadığınız bir rakam değil mi? Nasıl bir tanım? Kendi bir hiç ama kullanmazsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz. İşte orada varlıkla yokluğun üst üste geldiği yer diye düşünüyorum, bilmiyorum. Bu şey kuantum bilgisayarları da kübitler var. Kübit, byte bit falan konuşulmuyor. Ses geliyor mu? Çok müzikal. Her şey müzikal, biliyorsun sicim teorisine göre her şey bir iplikçik. Evet. Evet. Artificial Intelligence PAACS var. Bu şimdi şurada ne kadar okunuyor bilmiyorum ama bunların değişik kademeleri var. Burada yapay zeka bulut bileşim üzerinden çalışıyor. Yani siz birçok şeyi almıyorsunuz. Uygulama falan hizmetleri alıyorsunuz ama bu arada da yapay zekadan faydalanıyorsunuz. Deep Neural Network var. Derin sinir ağları, uygulamaya özel tümleşik devre. Bir uygulama yapacaksanız sırf ona has bir tümleşik devre, entegre devre geliştiriyorsunuz. Neyi model alıyor? Sizin sinir sisteminizi model olarak alıyor. Ve o ağı modelliyor. Akıllı robotlar var. Bu da 5-10 yılı alacak. Ha, bir öncesi 2-5 yıl. Ha, bir dakika dur, şu kuantum bilgisayarları ne kadar zaman alacaktı? 5-10 yıl. Ama 10 yıldan önce olmaz zannetmiyorum. Akıllı robotlar var. Hakikaten çok hoş robotlar. Ben bir defa bir görmüştüm bir yerde. Çok da sevimliler bunlar. Ne istediğiniz falan da tahmin ediyor. Yaşlı bakımında falan kullanılabilir. Bebeklere bakabilirler belli bir derecede. Hayvanların beslemenin sıkıntıları var. Bunun beslemenin sıkıntısı yok. Arada bir şarj edeceksiniz. Ama kendi kendini de şarj ediyor bu. Bakıyor ki bitiyor pil. Gidiyor kendi fişe takıyor falan. Bunun bir örneği 50'li yıllarda falan yapılmış. Bir kaplumbağa falan yapılmış böyle. Öyle robotlar var. Kendi kendine gidiyor şarj ediyor. Yani aa benim pilim bitti diye. Böyle bir şey. 5-10 yıl. Gene özel mobil robotlar var. Bunları programlıyorsunuz. Salıyorsunuz. Gidiyor o kendi işini yapıyor. Ne iş yapacaksa. Bu Interstellar filminde vardı, hatırlıyor musunuz? Kendi kendine çalışan döver biçerler falan var. Onun gibi. Gene çok güzel bir şey var. Brain Computer Interface. Dün mü evvelki gün haberlerde vardı. İnsan düşüncesini söze aktaran bir program geliştirdiler ama pek anlaşılmıyor daha şu anda. Yakında onu da yaparlar herhalde. Bu da 10 yıldan fazla sürecek. İnsanların beyin faaliyetlerini bir kask ya da başlık sayesinde bir yere gönderme. Süremi aşıyorum herhalde, kusura bakmayın ama bana biraz izin verirsiniz değil mi? Çünkü daha çok önemli yerler var.
Smart Workspace, akıllı iş yerleri var. Hakikaten çok akıllılar bunlar. Perde açıl diyorsun, perde açılıyor. İşte ne bileyim projektör çalış diyorsun, çalışıyor. Kahve diyorsun, kahve çalışıyor. Makinesinde işte pişiyor falan gibi. Müthiş yani, zaten iş yerleri artık akıllı iş yerleri olmak mecburiyetinde. İşte klimanın ayarından tutun da insanların rahat edebileceği ortamları sağlamak gibi. Bunlar çok fazla. Akıllı iş yerlerinde çalışanlara ofise bağımlılıkları da olmayabiliyor bunların. Böyle bir şey, hızla gidelim. Şu biyoçipler çok önemli. 5-10 yıl alacak. Vücudunuzun değişik yerlerine takacaksınız. Sürekli veri toplayacak, işte bildirecek, değerlerinizi ölçecek falan gibi. Böyle bir şey. Digital ikizler var. 5-10 yıl alacak. Bir şey tasarlarken önce hologram şeklinde ya da böyle tasarlıyorsunuz. Sonra gerçeğini yapıyorsunuz. Motor yapma böyle mesela, bir kaliteli motor yapmak uçak motoru 5 yılı falan alıyor. Ama böyle simüle ederseniz 1-2 yılda yapabiliyorsunuz. İşte burada da bir soru. İnsanların da dijital ikizleri olacak mı? Deep neural netler var. Derin sinir ağları, derin öğrenmede kullanılıyor bunlar. Biraz hızlı geçelim. Çok ileri bir teknoloji var. Karbon nanotüpler, 5-10 yıl alacak. Bunlar gözle bile zor görülen, böyle saçtan daha ince ve çok sağlam. Yani kopmayan da iletkenler yapılıyor. Internet of Things platformları var. Nesnelerin platformu biliyorsunuz. Bunlar çok yaygın hala kullanılıyor. Mesela Türkiye'de de bile bazı belediyeler çöp bidonlarına küçük çipler takmışlar. Çöp bidonu dolmadan gitmiyor. Boşuna niye benzin yakıp gidecek? O seviyeye gelince oradan sinyal geliyor. Ben doldum, gel boşalt falan diye. Çocuk bezlerine de konabiliyor bunlar. Virtual assistant, sanal asistanlar var. Bunlar da bayağı yaygın. Şu anda bile kullanılıyor. Çok önemli bir gelişme var. Silikon anot batteries diye. Yani anotları silikondan yapılmış. Anot katot var ya pillerin içerisinde. Çok uzun ömürlü. Tesla'da da söz konusu bunlar. Bunlar çok uzun ömürlü de aynı zamanda. Blockchain'i biliyorsunuz artık, onu ben söylemek istemiyorum. Hayal kırıklığı yaratan bölgeye inenler var. Akıllı evler işte. Akıllı ev dediğimiz şimdiden biliyoruz yani, işte gelmeden kombiyi çalıştırıyorsun, işte mikrodalgaya komut veriyorsun falan gibi, bunları biliyoruz biz, birazcık geçelim. Mixed reality zaten kullanılıyor, yani karma gerçeklik bu. Augmented reality var, virtual reality de var, bir de mixed, yani arada, yani insan da içerisinde, doğa da içerisinde ama sanallık da var. Bunlar asıl bu smart fabrics dediğimiz akıllı giysiler üretilmeye başlandı. Bu akıllı giysiler çok yaygın bir hale gelecek. Ütü istemeyen, mikrop tutmayan, işte anında bildirimde bulunan falan giysiler. Fakat bu giysilerin tabii bir özelliği daha var bence. Siz o giysiye girdiğiniz zaman nerede olduğunuzu anında bulacaklar. Evet, yani anında nokta atışı. Fiyatlar ne kadar? Efendim? Bu giysilerin fiyatlar ne kadar? Fiyatlar mı? Vallahi bilmiyorum, çok ucuzlar bence yani, bence çok ucuzlar yani, çünkü çok augmented reality var, artırılmış gerçeklik, onları da bir tarafa bırakıyoruz. Büyük veri dediğimiz ne bir şey? Şimdi büyük veri dediğimiz, böyle çok güzel bir örnek buldum, İngilizce tercüme etmeye çalıştım. Byte dediğimiz 8 bitten oluşuyor biliyorsunuz bir karakter. Bir pirinç tanesi, kilobyte bir bardak pirinç, megabyte 8 çuval pirinç, gigabyte 3 kamyon pirinç. Terabyte 2 yük gemisi pirinç, petabyte Amerika'da Manhattan adasını örtecek kadar pirinç. Ondan sonra exabyte ABD'nin batı yakasındaki bütün eyaletleri örtecek kadar pirinç. Zettabyte Pasifik Okyanusu'nu dolduracak kadar pirinç. Yottabyte da dünya büyüklüğünde bir pirinç topu düşünün diyor. Big data bu. O kadar çok veri var ki tabii bunların ne kadar lüzumlu bilmiyoruz. Aslında ama hepsi bakliyat. Hepsi bakliyat. Bütün bakliyatları toplarsanız büyük verir. Evet. Tek pirinç derseniz yine bir sayıda tek bir. İşte pirinç topu diyelim. Pirinç değil de bütün bakliyatları. Bütün bakliyatları. Çeşitli koymak. Evet. Bu böyle bir örnek, hani versin. Şimdi çok yakın zamanda, birkaç ay önce bir haber var. Internet of Business diye bir dergiden. Yönetim danışmanlığı firması McKinsey'in bir çalışması var.
yapay zeka 2030'da diyor 13 trilyon dolarlık bir yükseliş yaratabilir diyor. Bu da gayri safi iç hasılanı %16 artabilir diyor. Şimdi bizim ülke olarak hakikaten çok hızlı yapay zeka konusunda çalışmalar yapmamız lazım. Çünkü gayri safi milli hasılayı yükseltecek hakikaten. Kritik noktada son zamanlarda yapılan dizi birçok kuruluşun işletmelerini daha akıllı hale getirmek için yatırım yapma yerine, burası çok önemli, yapay zeka ve ilgili teknolojileri iç maliyetleri düşürmek için ortaya koyuyorlar. Bizde anlayış böyle, iç maliyeti düşürelim diye. Tabii öyle uzun vadede bunların hiçbir işe yaramadığını göreceğiz. Yani ne yapmak gerekir? Daha akıllı hale getirme yerine yapay zeka ile maliyetleri düşürme yoluna gidersek bir işe yaramaz bu. Satın alma kişilikleri var. Çok hoştur bu satın alma kişilikleri. Teknoloji meraklıları var daima, yenilikçiler. Bunlar hemen alıyor, kullanmaya çalışıyor. Erken benimseyenler var. Bunlar ileriyi görenler hakikaten. Ama iyi eğitimli olmak lazım. Erken çoğunluk var. Bunlar fayda düşünüyor. Geç çoğunluklar, bunlar muhafazakar. Yani biraz gecikiyorlar. Bir de şüpheciler var. Alsam mı, almasam mı, para mı gider, işte işe yarar mı falan derken tabii atı alan üst yukarı aşıyor. Şimdi son olarak küçük bir sunumum var. Asıl bununla bağlamak istiyorum. Bunu geçen hafta pazar günü hazırladım. Ayrı bir sunuydu. Bunu birleştirmek gerekir diye düşündüm. Dijital ustalık, digital mastery diye de geçiyor. Başka kelimelerle de ifade ediliyor. Sanırım master herhalde Amerikan deyimi herhalde. Dijital ustalık günümüzde çok söze edilen bir şey. Ama Michelangelo'nun çok güzel bir sözü var, onu buldum. Eğer insanlar ustalığa ulaşmak için ne kadar çok çalıştığımı bilselerdi, bu hiç de o kadar etkileyici görünmezdi diyor. Yapay zeka, hemen usta oldum. Olmuyor böyle işte. Yani yapay zeka diyeceksin, bak şurayı doğru dürüst yontmamışsın falan. Yani bileceksin ki bunu söyleyebilesin. Dijital ustalığında 4 düzeyi var. Yeni başlayanlar var. Bu bir araştırma. Yurt dışında yapılan bir araştırma. Dijital yolculuğa ilk adımı atanlar bunlar. Bekle gör stratejisi benimserler. Temel dijital yeterliliklere sahiptirler. Daha çok da eczacılık, yani o tür ürünler, paketli üretim malları ve imalatla uğraşırlar yeni başlayanlar. Böyle çıkmış çalışma sonucu, yani araştırma sonucu. Modaya uyanlar var. Harekete geçmek için beklemezler. Yeni çıkan her dijital oyuncağın üzerine atlarlar. Teknolojik eğilimlere uymakla hava atarlar. Fakat hiç değişmeden kalırlar. Faaliyetlerini koordine edecek mekanizmaları yoktur. Yatırımları sırasında sinerji yaratacak mekanizmaları da yoktur. Daha çok seyahat, konaklama ve telekom ürünleriyle uğraşırlar. İşte o şeyi alır, GSM şirketine oraya verir. Ondan uğraşır. Yani günümüzde biliyorsunuz bunları. Tutucular var. İşe yarar dijital liderlik yeterliliklerine sahiptirler. Buna rağmen burayı da düzeltmem lazım. Aşırı ölçüde temkinli davranırlar. Aşırı ölçüde temkinli davranmaları güçlü dijital yeterlilik sağlamalarına olanak tanımaz. Sigortacılık ve kamu hizmetleriyle uğraşırlar. Garanti iş çünkü sigortacılık, kamu hizmetleri. Yani fazla bir sıkıntıya girmek istemezler bunlar da. Ama dijital ustalar böyle değil. Bunlar teknolojinin ne olduğunu iyi bilirler. Değişime nasıl liderlik edeceğini iyi bilirler. Nereye ve nasıl yatırım yapacaklarını bilirler. Teknolojiyi iş yapma tarzlarını değiştirme yolu olarak görürler. Dijital kültüre sahipler. Bu başlı başına bir seminer konusu. İleri teknoloji, perakendecilik ve bankacılıkla uğraşırlar bunlar. İşte Bitcoin, bilmem ne, blockchain, perakendecilik çok önemli. İşte internet üzerinden satış falan gibi ileri teknolojilerle uğraşırlar. Bir de bunun bir pusulası var, dijital dönüşüm pusulası. 4 başlık halinde. Dijital meydan okumanın çerçevesini çizmek, yatırımları odaklandırmak, kuruluşu seferber etmek, dijital dönüşümü sürdürebilir kırmak. Dijital meydan okumanın çerçevesini çizmek şu: farkındalık oluşturmak, başladığınız noktayı tanımlamak, ortak bir vizyon yaratmak. Yatırımları odaklandırmak, vizyonu eyleme geçirmek. Şimdi vizyon sahibiyim ama eyleme geçiremiyorum, bir işe yaramıyor. Yönetişim inşa etmek, dönüşüme fon temin etmek. Kuruluşu seferber etmek de işaret vermek, insanları sürece çekmeye hakkı kazanmak,
yeni davranışlar yerleştirmek, son dijital dönüşümü sürdürebilir kılmak da temel kurma yeterlilikleri inşa etmek, ödüllendirici yapıları düzenlemek, ölçümlemek, izlemek ve tekrarlamak. Şimdi bitiyor, bir iki tane kaldı. Kuşaklar böyle. Bir sessiz kuşak var, çok az yaşayan var. Yani 45'te doğanlar hala yaşıyor, 27'de doğanlar bayağı nadir. Bunlar sessiz kuşak diye tanımlanıyor. Silence Generation. Bebek patlaması, baby boomers var. 43-60 arasında, ki ben de o gruba giriyorum. Sonlarından yakaladık. X kuşağı var, 61-80 arası. Herhalde X kuşağı olan vardır aranızda. A kuşağı ya da Y kuşağı var, 81 ile 2000 arasındakiler. Z kuşağı var, 2001-2010 arasında doğanlar. Şimdi de alfa kuşağı var, 2010 ve sonrası. Alfa oldu onlar. 2000'de doğanlar şu anda işte 9 yaşında galiba. Şimdi düşünsenize, böyle bir kuşak aynı anda aynı yerde yaşıyor. Düşünün, 45 doğumlu, 60 falan, bir aynı evde akraba bunlar, dede işte, baba çocuk falan. Nasıl iletişeceksiniz? Kim değişecek önce? Genelde biz değişeceğiz önce. Her sunuşu şunla bitirmek istiyorum. Bu çok hoşuma gidiyor. Pasteur'un çok güzel bir lafı var. Talih zihnen hazır olana gelir diyor. Zihnen hazır değilseniz hiçbir şey olmuyor. Yok, 3 dakika açtım, çok iyi. Zaten geç başlamıştım. Teşekkür ederim. Sorusu olan varsa soruları alalım şimdi. Ne kadar vaktimiz var soru sormak için? Sayın Başkan, bir 5 dakika, 10 dakika olabilir. Bu kadar çok mu? Ama tebliğ şeklinde olmasın. Ama ondan sonra hocam burada olacak. Tabii. Sorabiliriz. Evet. Nasıl buldunuz? Şahane. Bunun üzerine bir seminer daha çıkar gibisi. Bundan daha 5 tane seminer çıkar. Efendim. Hocam, bu robotlara programlarken ya yaparak öğrenen robotlar, zeka robotlar. Sizce en üst düzey bile insan duygularını öğrenebilecek mi? Bunları korkmamak mümkün. Şimdi bu duygu işi çok konuşuluyor. Şimdi biliyorsunuz cyborglar var. Androidler, cyborglar falan var. Bilim kurgu filmlerinde çok fazla geçer bunlar. İnsandan ayırt edemiyorsunuz. Hatta kesinize kan bile falan akıyor. Ancak incelediğiniz zaman çıkıyor. Söyleniyor. Yani duygularında, duygular aktarmasından çok duygulu robotlar olacak mı? Diyelim ki yani bir şey oldu, çok üzüldü. Ağlayacak mı, ağlayabilecek mi acaba? İşte ama ikide bir ona gözyaşı suyu falan koymanız lazım. Ya da programlayacaksınız, diyeceksiniz işte havadaki hidrojeni, oksijeni al, suya çevir, ondan sonra gözyaşı olsun. Ya da sıkıldığın zaman terle ama işte şu formüle yüklüyorum, suyu ter haline getir. İşte biraz sodyum klorür falan koyman lazım, tuz bilmem ne, öyle bir şey. Bilmiyorum yani işte, ha evet. Hocam, bununla ilgili olarak belki takip ediyorsunuz, mutlaka takip ediyorsunuz. Bu Ray Kurzweil, bir amca, yani Google'un baş mühendisi, Ben Kurzweil ve Julian, ismini bakmam lazım, çok özür dilerim, az önce hatta Mossbridge, Loving Artificial Intelligence diye hatta bir web siteleri var, seven yapay zeka diye. Bunlar bir çalışmayla uğraşıyorlar. Nasıl duygu ve bilinç kazandırırız yapay zekaya diye. Kendilerini paralıyorlar bunun için. Hatta bu Julian Mossbridge bunun için 3-4 tane PhD falan yaptı. Yani çok kararlılar. Karşılıksız aşkı tanıtacağız yapay zekaya diye. Fakat tabii iş biraz sıkıntılı. Yani aralarında transandantal meditasyon falan çalışan adamlar falan var. Bütün dertleri bu. Seven yapay zeka nasıl olacak? Peki niye insanoğlu böyle bir şeyin peşinde koşar ki? Bilemiyoruz. Yani şöyle bir şey olacak mı? Yaratmanın verdiği... Ha, evet, tabii. Evet, bu tabii. Bir şey. Yani tanrı kompleksi. Yani şöyle bir şey olacak mı? öyle aşık olacak ki kara sevdaya tutulacak, verem ya, olacak, ölecek bir mesela. Çok üzüldüm. Bir şey değil mi acaba? Orada bir şey geçtiniz. Evet. Sunumunuzda bir şey var. Bence oradaki en önemli nokta bu olsa gerek. Ben pesimistler tarafındayım, önce onu belirtmek istiyorum. Orada bir şey vardı, ölümsüz insan... Immortality Project, Immortality Project'i. Evet, evet. Yani hikaye sanki o
yapıyor. Tabii insan... Yani Ray Kurzweil'in bu insanlık 2.0 şeyine bakarsanız orada ve diğer şeylerine şöyle bir iddiaları var. Diyorlar ki Allah haşa insanlık 1.0 yarattı ama malzemeden çaldı. Bu işi biraz yanlış yaptı. Biz ölmeyeninden yapacağız gibi bir iddiaları var sanki. Ve bütün mevzuda bu ölmeyen insanın da ölmeyen bir transhumanizm projesi sanki biraz onunmuş gibi. Gibi görünüyor. Evet. Başka sorumuz? Hocamı bir çağırır mıyız? Evet. Bakalım hep buraya gelen simalarla baştan hepinize biz de çok teşekkür ediyoruz. Ve bizim geleneksel bir teşekkür belgemiz var biliyorsunuz. Sunum yapan hocalarımıza. Hocam. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Tamam. Sağ olasın. Evet.